Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karekök Yayınları Matematik 0 kitabından birinci dereceden denklemler kontesti bölüm 2'deyiz. Soru 7 ile başlıyoruz. Kare dik prizma biçimindeki bir ahşap kirişin A noktasına çiviyle 60 santim uzunluğunda bir ip asıldığında ipin kirişe temas etmeyen kısmının uzunluğu 2y-15 santimmiş. Arkadaşlar bakın, A noktasından bir çiviyle ipimiz asılıyor ve ipin tamamen uzunluğu kaç santim? 60 santim. Ve ipin kirişe temas etmeyen kısmının uzunluğu 2y-15 santim verilmiş zaten. Daha sonra ip kirişe bir kere dolandığında ipin kirişe temas etmeyen kısmı y santim oluyor. Bakın bu şekilde ipimiz bir kez kirişe dolanıyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi ipin kirişe temas etmeyen kısmı y santim. Buna göre kirişin ön yüzünde boyalı olan karenin bir kenarı kaç santimdir? Şimdi ip böyle dururken de 60 santim, bir kez kirişe dolandığında da sonuçta 60 santim olacak. Bunu da unutmayalım. Ben bu boyalı karenin bir kenarı arkadaşlar x diyorum. Burası x ise bu şekil kare prizma olduğu için arkadaşlar burası da ne olacak? X olacak. O zaman x ile 2y-15'in toplamı ipin uzunluğuna yani 60 santime eşit olmak zorunda. Eksi 15'i karşıya atıyorum. Buradan arkadaşlar bu şekilde bir denklem elde ettim. Sonra diyor ki bu ipi bir kez kirişe dolayalım. Şimdi bakın ipi dolamaya başladığımda burası x. Şurası zaten çizmişler. Burası da x. Çünkü arkadaşlar bu şekil yine tekrar ediyorum. Kare dik prizma. Şurası da x. Ve tekrar burası x olacak. Bakın. Tekrar buraya geldiğinde x olacak. Kaç tane x var? 1, 2, 3, 4, 5 tane x'imiz var. Bir de arkadaşlar bakın kirişe temas etmeyen kısmımız y'miz var. Bu sonuçta ipi doladığımızda ipin uzunluğu değişmiyor. Yine kaç santim olacak? 60 santim. Bulduğum bu iki denklemi alt alta yazıyorum ve bana zaten kirişin ön yüzünde boyalı olan karenin bir kenarı. Yani ben oraya ne demiştim? X demiştim bakın şurada, şurası. Bana X soruluyor. Diğer denklemi de altına yazayım. Ben arkadaşlar birinci denklemi eksi 2 ile çarparsam y'leri yok ederim. Bakalım çarpıyorum. Alttaki denklemi aynen yazıyorum. Taraf tarafa topluyorum. Burası eksi 9x yaptı. Y'ler birbirini sıfırladı. Eksi 120 ile 75'i toplarsak arkadaşlar 45 yapar. Her iki tarafı eksi 9'a böldüğümüzde x'i buradan 5 santim olarak buluruz. Devam edelim. Bu ilk sorumuzdu. X, Y değişkenlerine bağlı denklem sisteminin çözüm kümesi 2y-1'miş. Bize A çarpı B soruluyor. Ne demek? X, Y'ye bağlıysa bu denklemimiz X yerine 2 yazacağız. Y yerine eksi 1 yazacağız demek. Başlayalım arkadaşlar. X yerine 2 yazıyorum. Burası A çarpı 2, 2A. Burası da B çarpı eksi 1, eksi B yapar. Eşittir neymiş? 12'ymiş. Alttaki denklemi yazıyorum. X yerine 2 yazıyoruz. 2 çarpı A, 2A. Eksi B çarpı eksi 1 olacak. Y yerine eksi 1 yazıyoruz çünkü. Artı B yapar. Eşittir neymiş arkadaşlar? Eksi 4. Taraf tarafı topladığımda B'ler birbirini sıfırlar. Burada 4A oldu. Burası da 8 yaptı. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde A'yı buradan 2 bulduk. B'yi de bulalım arkadaşlar. Ben mesela bu denklemde yerine yazayım. A'yı 2 bulduğuma göre burası 4 yaptı. Eksi B'yi karşıya attım. B yapar. 12'yi sola attım. Arkadaşlar eksi 8 eşittir. B yaptı. Bana 2 ile eksi 8'in çarpımı sorulduğu için cevabı böylece eksi 16 olarak buluyoruz. Devam edelim. Özdeş daire, özdeş üçgen ve özdeş karelerin tartıldığı aşağıdaki tartma işlemleri denge konumunda. Buna göre bir kolunda arkadaşlar kare, daire, kare olan eşit kolu terazinin diğer kolunda aşağıdakilerden hangisi olursa terazi dengede kalır. Önce şu teraziyi değerlendireceğim. İki terazi de bu arada dengede tekrar hatırlatayım.
Burada arkadaşlar 3 tane daire var. 3D diyorum. 2 tane üçgen var. 2Ü. Ve bir tane de kare. Bir K yazmayacağım. K yazmam yeterli. Sağ tarafta ne var? 2 tane daire. 1, 2, 3, 4 tane üçgen. Ve arkadaşlar yine bir tane kare var. Kareler birbirini sıfırlar. İki daireyi sola attım. İki üçgeni de arkadaşlar sağa attım. Buradan daire eşittir iki üçgen demek diye bir bilgi elde ettik. Diğer şeklimize bakalım. Burada ne var arkadaşlar? İki tane kare. Görüyorsunuz bir daire bir üçgen var. Hemen diğerine bakalım. Yine iki tane dairemiz var. Bir karemiz ve iki üçgenimiz var arkadaşlar. Bakın iki üçgen bir de karemiz var. Düzenlersek burayı nasıl yapabiliriz? Kareyi sola atıyorum. İki kare eksi kare. Değil mi? Böyle yazabiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Burada iki daire var. Daireyi sağa atıyorum. Eksi daire. İki üçgen var. Üçgeni de sağa atıyorum. Eksi üçgen yaptı. Burası arkadaşlar kare eşittir. Şurası daire. Burası da üçgen yaptı. Kare eşittir ne demek? Daire artı üçgen demek. Ben o zaman şöyle yazabilirim. Bakın. Kare yazdım. Daire yerine iki üçgen yazabilirdik. Onu da yazıyorum. Artı üçgen. Yani kare ne demek? Üç üçgen mi? Böyle de bir bilgi elde ettik. Bana diyor ki arkadaşlar, iki kare ile bir dairenin acaba cevabı kaç üçgen yapar? Şimdi ben de karenin az önce üç üçgen demek olduğunu buldum. Dairenin de iki üçgen demek olduğunu buldum. Burası altı üçgen yapar. Burası da iki üçgen. Demek ki burası toplamda sekiz üçgene eşit olmalıymış. Bu da cevaplardan C seçeneği. Devam edelim. A, B'ye eşit değilmiş. Bize bu denklemin kökü soruluyor. Ben x'leri, bakın ax burada, bx'i de sola atıyorum. Karşıda a var, b'yi de sağa attım arkadaşlar. Burada görüyorum ki x'ler ortak, x parantezine alacağım. A eksi x'e böldük a, eksi b eksi x'e böldük eksi b. Şimdi x'e bölmek, x'i bulmak için pardon, yani denklemin kökü x'i bulmak için her iki tarafı a eksi b'ye bölmem lazım. Arkadaşlar a eksi b'yi a eksi b'ye bölerseniz ne yapar cevap? 1 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Şekildeki özdeş sandalyeler üst üste dizildiğinde birbirine temas eden sandalyelerin en alt noktaları arasındaki uzaklık sabittir. Üst üste 3 sandalye dizildiğinde en üst nokta yerden 124 santim, 5 sandalye dizildiğinde en üst nokta yerden 172 santim yükseklikte olmakta. Bir sandalyenin yüksekliği soruluyor. Ben bir sandalyenin konuşabilsem bir sandalyenin yüksekliğini arkadaşlar x dedim. Yani bize sorulan şey ne? X. Şimdi şu iki sandalye arasındaki mesafeye y dedim. Sandalyeler hep özdeş olduğu için burası da ne olacak? Y olacak. Yani x artı 2y 124 mu çıkacak? Diğer şekle baktığımızda yine bakın bir sandalyenin yerden yüksekliği ne arkadaşlar? X. Şu arada burada y var. Burada yine y. Burada y. Yine burada y olacak. Yani toplamda 4y var. Burası da arkadaşlar ne yapacak? 172. Üstteki eksi 2 ile çarparsak arkadaşlar y'leri yok ederiz ve x'i kolayca buluruz. Zaten bana x soruluyor gördüğünüz üzere. Üstteki denklemi eksi 2 ile çarpıyorum. Evet, alttaki denklemi aynen yazıyorum. Taraf tarafa topladığımda y'ler birbirini sıfırlar. Eksi 2x ile x'i topladım. Burası da arkadaşlar kaç yapar? 76 mı yapıyor? Her iki tarafı eksi 1'e böldüğümüzde
x buradan 76 santim olarak karşımıza çıkıyor. Zaten bize x soruluyor. Bu kadar. Devam edelim. Bu denklem sistemini sağlayan x ile y soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar ben şöyle yapabilirim. Aşağıdaki denklemi eğer eksi 2 ile çarparsam y'ler yok olacak. Yukarıdaki denklemi aynen yazıyorum. Aşağıdaki denklemi eksi 2 ile çarpıyorum bakın. Taraf tarafa topluyorum. Şimdi y'ler yok oldu. Burası ne oldu? 3 bölü x eksi 2 bölü x eşit olmalı. 3 bölü 2 eksi 4 bölü 3. Şimdi arkadaşlar paydalar aynı olduğuna göre 3'ten 2'yi çıkardı. Burası 1 bölü x yaptı. Buraya bakalım. Payda eşitlemem lazım. 3'e 2 şeklinde. Burası ne yapar? 9 bölü 6 eksi 8 bölü 6. Yani 1 bölü x eşittir 1 bölü 6. Üstler aynıysa altlar da aynı olmak zorunda. X buradan ne çıkacak arkadaşlar? 6 çıkacak. Gördüğünüz gibi zaten geriye üst seçeneğimiz kaldı. Şimdi x gördüğüm yere 6 yazacağım. İkinci denklemde yazayım. Canınızın hangisini isterse yazabilirsiniz. Şöyle ikinci denklemi yazalım arkadaşlar. X gördüğüm yere 6 yazıyorum. 1 bölü y'yi burada yalnız bırakıyorum. Paydalar 6 da eşitlenir. Burayı 2, burayı 1 ile çarpmam lazım. 2 kere 2'den burası 4 bölü 6. Burası da arkadaşlar 1 bölü 6 yaptı. Yani bu şu demek 1 bölü y eşittir. Ne yapar? Paydalar aynıysa paydayı yazarım arkadaşlar. 4'ten 1 çıktı. Burası 3 bölü 6 mı yaptı? 3 bölü 6'yı sadeleştirebilirim. 3'e böldüm. 3'e böldüm. Buradan da 1 bölü y eşittir. 1 bölü 2 yazabilirim. Pay kısımları aynıysa paydalar da aynı olmak zorunda. Y buradan 2 olarak karşıma çıkıyor. Buradan da arkadaşlar cevabı A seçeneği olarak buluruz. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.